Günaydın. Böyle başlamayacağım tabii ki. Evet, bugün konumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Namı diğer ODTÜ, METÜ ne derseniz. Şimdi üniversite sınavına hazırlanan genç bir arkadaşsın. Hayallerin var. Bazı umutların var. Güzel bir üniversitem olsun, kampüsüm olsun falan. Sana ODTÜ'nün çok güzel olduğunu söylemişler. Yazdın tercihlere ODTÜ'yü, ODTÜ geldi. Sonra sen okula girmeden önce, dikkatimi dağıtma. Okula girmeden önce bakıyorsun internet sitesinden vesaire, araştırıyorsun işte ne dersler alabilirim. İşte bu bölümü okursam neler öğrenirim? Ekşi Sözlük'ten belki okuyorsun. Gelip geziyorsun okulu. Zaten gelir gelmez bir dünya. Ankara'nın yarısı ODTÜ. Orası da mı ODTÜ diye sordular. Ben de evet dedim. Bilkent'e gidiyorsun, orada da ODTÜ var. İnce'ye gidiyorsun, orada da ODTÜ var. Ankara'da zaten iki tane göl var. Bir tanesi ODTÜ'nün. Eymir. Yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Çok güzel bir okul. Koskocaman bir yer. Doğası da çok güzel. Çok güzel bir kampüs. Mesela baharlarda devrimin çimenlerinde yuvarlanmak kadar güzel bir his yok. Tavsiye edilir. Fakat okula girmeden öğrenemeyeceğiniz bazı bilgiler şu an bu videoda var. İzleyin, öğrenin. Ona göre tercihinizi yapın veya yapmayın. Öncelikle bu okulun kapasitesi 150 kişilikse, örnek veriyorum, biz burada 2000 kişiyiz. Bununla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerek tabii. Kolay bir şey değil. Öğlen yemeği yemek istiyorsun. Yemekhanenin açık olduğu süre 2 saat. 2 saatte o sıra biter mi diye ama sor. Yemek 1.90 TL ama yiyemiyorsun sıradan. Suda da sıra var. Sıra var. Her zaman dolu. Ben bu okulun herhangi bir bölgesinin kontenjanına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Herhalde her öğrencinin aynı anda öğlen yemeği yemesi gerektiğini hesaba katamamışlar. Her yer kalabalık, tuvaletler kalabalık. Mesela senin dersin çok önemli bir ders değil veya dersin yok. Hemen saate bak, tuvalete gitme ihtiyacın varsa saat 3:30-4:00 arasına denk getirme. Çünkü orası ders arası, herkes tuvalete hücum edecek. Mesela sen 29 geçe işini bitir, çık tuvaletten. Yoksa bir daha çıkamazsın. Giremezsin de, o ayrı. Bir web sitemiz var. Hiç düzenlenmemiş. Geçenlerde bir düzenlendi. Daha kötü oldu. Şimdi bir tane işlem yapacaksın. Ne ders seçeceğim? Bu dersin kapasitesi nedir? Bu dersi hangi hoca veriyor? Kodu nedir? Ve dersi seçeceğin register sayfası. Bunların hepsi 5 ayrı sekme. Hepsini aynı siteden yapamıyorsun. Kolay bir şey değil. Kimse sana burada nasıl hayatta kalacağını öğretmiyor. Onu bu okula giren çocuklar zaten zekidir mantığıyla nihayetinde öğrenirler diye düşünerek sana bırakıyorlar. Of, neler yaşadık ya. Çekiyor değil mi şu an? Şimdi bu sekmeleri sen açtın ve ders almaya çalışıyorsun. Ama her sayfa benden yeniden kullanıcı adı ve şifre istiyor. Parolanı unutman mümkün değil zaten. Çünkü günde 50 kez giriyoruz. Bölüm derslerimiz, yani hayatımız boyunca kullanacağımız olan önemli dersler 3 kredi, 4 kredi. Sadece bir 101 dersimiz vardı bölümün. O 6 krediydi, o önemliydi. Onun dışında bizim 3 krediden yüksek bölüm dersimiz yok neredeyse. 4 var en fazla. Peki sor bakalım. Ben biyoloji okuyorum. Kimya, fizik ve matematik derslerimin kredisi kaç? 5. Transkriptimle ortalamamı bölüm derslerim mi daha çok etkiliyor yoksa bu dersler mi diye sor. Bu dersler. Okula ilk geldiğim yıl ilk dersim, bölüm dersi de değil, kalkülüs. Kalkülüsünde ne illet bir şey olduğunu ODTÜ'lüler de bilir, başka okuldan arkadaşlarımız da herkes bilir. Heyecanlıyım şimdi, liseden çıkmışım, ilk defa amfi dersi falan filan gideceğim. Derse gittim, iptal olmuş. Merhaba, ben yeni geldim falan. Merhaba, hani bir şaşkınlık. Kalkülüsü 2 kere aldım. Hayır, 3 kere aldım. Ya 2 kere aldım. Neyse, en fazla yükseltebildiğim not CB. Daha olayı anlamaya çalışıyorsun, bölümü anlamaya çalışıyorsun. İlk girdiğin derslerden bir tanesi kimya laboratuvarı. İçeri bağırarak giren asistanlar. Saçlarınızı toplayın, önlüklerinizi giyin, gözlüklerinizi takın. Ya şimdi onlar da haklı. Bunlar kurallar, önemli kurallar. Daha önce bu kurallara uyulmamasından dolayı çok çekmiş insanlar. Ama sen daha çocuksun, anlamıyorsun. Mesela 340 kodlu bir ders var. O dersi almak için çok heyecanlısın. Saat 9'da. Saat tam 9'da. O bilgisayarın başında değilsen derssiz kaldın. Dersin yok. Bölümü dondur. O dönemi dondur. Dersin yok o dönem. Çok dramatik bir rüzgar esti. 9'da 8 tane bilgisayar, bir tane tablet tıklamak için hazır olacak. Çünkü her seferinde course capacities full'ü göreceğini bile bile sabah heyecanla kalkar denersin onu. Denersin ve şaşırırsın bir de. Aa, yine mi dolu? Niye şaşırıyorsun ki? Tabii ki dolu. İşte hocadan tekrar kontenjan açmasını rica ettin. Açar açmaz. Sana ne?
Ay bu kadar talep olacağını bilmiyordum. Bilseydim daha çok kontenjan açardım demiş. Kontenjanı arttırdı 20 kişi kadar. Yani 30'dan 50'ye çıkardı. Bir saniye içerisinde ben aldım dersi. Saniyesinde arkadaşıma yazdım açıldı diye. Ben açıldı mesajını atarken o denemekteymiş zaten. Ve ona kapalı. Yani o alamadı. Ona yetişmedi. 20 kişi sana yemin ediyorum 10 saniye sürmedi. 20 kişinin doldurması o kontenjanı. Ve ilginç olan şu. Bize şu saatte artırılacak denmedi kontenjan. Herkes her saniye deniyormuş. Ve denk gelen almış. Derste 84 kişi kapasitesi olan bir sınıfta yapılacak. Yani 84 kişi oturabiliyor totalde. Hocamız kontenjanı en son 83'e çıkardı. Full dolu. Sınıfta bir tane boş yer kalmış. Ha, iyi dedim en azından boş yer buldum. O boş yerin neden boş olduğunu sonradan anladım. Pencereden bir güneş giriyor. Adeta sırf o bölgeden Star Wars filmi çekersin. Hayır, oraya bir tane üçgen koy. Oradan direkt zaten Pink Floyd tişörtü çıkar. Ay çok esti. Şu an ne koşullarda bu videoyu çektiğimizi bilemezdiniz. Devam ediyorum. Bir İngilizce, Türkçe, tarih gibi derslerde böyle bütün yani bütün okulun aldığı derslerde çok ciddi sıkıntılar var. Kontenjan sıkıntıları. Az önce çatıda nasıl sıra varsa Türkçe dersinde de aynı sıra var. Ya da İngilizce dersinde. Şimdi İngilizce section'ları belki 45, belki 70 tane section var. Grup var. Fakat senin alabileceklerin zaten senin derslerinin çakışmasından kaynaklı olarak 10'a falan düşüyor. Belki 10 bile değil. O 10 section zaten senin bölümündeki diğer insanların master course'ları da senin master course'larınla aynı olduğu için. Üst dönemlerden kalan insanlar olduğu için. Bazı çılgınlar üstten ders almaya çalıştığı için vesaire. O 10 section da zaten doluyor. Başka bölümlerden de insanlar giriyor. Yani mantığı anladın. Saat 9'u 1 geçe 10. section'ı istiyorsan course capacity is full. Course capacity is full. Hayatımızın özeti. ODTÜ'de bunu yaşıyoruz. ODTÜ'de hayatımızın özeti nedir diye sorsalar. 1. Hocam. 2. Course capacity is full. İlk sene geldim ben hazırlıkta okumadım. Hiç öyle üst sınıflardan arkadaşlarım falan da yoktu. Tamamen yalnız savaşçı silahşör şeklinde geldim. Kimse de bana söylemedi nasıl ders alacağımı. Ben unutmuşum saat 9'da açılan kayıt. Ben saat 11'de bizim sınıf grubundan yazdım. İngilizce mi almamız gerekiyordu diye. Bana güldüler. Komik mi bu? Arkadaşınıza yardım etsenize. Bana dediler ki geçmiş olsun. Artık alamazsın. Dolmuştur bütün sectionlar. Nitekim dolmuş. Ondan sonra bir modern dillere yolculuk. Bana diyorlar ki fizik bölümünün yanındaki binada gideceksin, konuşacaksın. Fizik bölümü neresi diyorum. Oraya kadar yürümem zaten 5 kilometre. Bir de öyle. Bir de ha o var bak. Senin derslerine çakışmayan derslerin hepsi de sana uygun değil. Neden? Senin dersin biyolojide. İngilizce ders havacılığa çıkmış. Ne yapacaksın? Bir de ringler sadece bu yönde gidiyorlar. Ama senin bölümün burada. Havacılık burada. Hatta şurada. Ringler şu yöne gitmiyor. O yüzden bu yönden gelen ringe binip buradan dolaşıp şu tarafa doğru gidip şuradan geri dönerken şurada inmen lazım. Sen mesela ineceksin. Koridor tek kişilik olduğu için koridorun en ortasındaysan ya sağ taraf ya sol taraf komple inecek de sen ancak ineceksin aşağı. Pardon, pardon. İneceğim. Bak kaç kere öyle okulu iki kere turla inemediğim için. Demek ki ne yapacaksın? Bir önceki dersinden en az bir saat boşluk bırakacaksın. Öğlen yemeği falan unutun. Öyle bir şey yok. Ders almak, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız öğlen yemeği yemeyeceksin. Bizim iki tane site vardı. 840.com'la DoldurXYZ. 840 kapandı, DoldurXYZ'ye dönüştü şimdi. Oradan derslerinin programlarına bakabiliyorsun o siteden. Bu da 9. sekme bu arada. Orada da bir tane kutucuk var tiklemen için. Onu tiklersen öyle ayarlama yapmaya çalışacak. Reserve Lunch Time. Reserve Lunch Time'ı işaretlediğin anda asla ve asla sana bir olasılık sunamıyor. Öğlen yemeği aralıkları hep dolu olduğu için derslerle. No Possible Schedules verilen error'ün ismi. Ben sana birkaç error'dan bahsedeyim ODTÜ'nün verdiği. No possible schedules. Try to disable some constraints. Course capacity is full. This course is not offered for you. Hocam kimliğinizi gösterebilir misiniz? Bu arada bu herkesin bildiği hocam muhabbeti. Okula ilk geldim herkes birbirine hocam diyor. Bu nereden çıkmış falan muhabbetine girdiğin zaman hani yani hocalarla öğrenciler birbiriyle karıştırılmasın diye diyorlar dışarıdan insanlar. Herkes birbirine hocam demeye başlamış. Şöyle de bir teori var. İşte burada herkes birbirinden bir şey öğrenebilir anlamında. Hani herkes birbirine hocam diyor. Öyle romantik. Ben de bilmiyordum. Allah Allah diyorum. Herkes niye birbirine hocam diyor. Şimdi sor. Bak 3. senem. Dışarıdaki otobüs muavinine bile hocam şuradan bir öğrenci diyorum. Ne kadar rahatlıkmış ya. Muhteşem bir sıfatmış aslında. Aradığımız boşluk buymuş. Ben hocamı bilmeden önce tabii pardon, affedersiniz falan onlarla idare ediyorum. Şimdi hocam. Önünde birisi mi yavaş yürüyor? Hocam pardon bir müsaade eder misiniz? Hemen geç onu git. Rahatlık. Oh. Tabii sana bir bakacak. Bana niye hocam diyor bu. Sen onu takma yürü geç.
Bu video neden İngilizce kelimelerle dolu? Eğitimimiz İngilizce. Bu İngilizce konusundaki bazı sıkıntılar bazı karışıklıklara neden olabiliyor. Bize diyorlar ki bir maddenin bir başka maddeye yapıştığını anlatmak istiyorlar. Attach kullanılması gerekiyor. Fakat bu kelimenin telaffuzundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Bir maddenin diğer maddeye attack ettiği yani saldırdığı söyleniyor. Ders öğrenmeye çalışan bir çocuksun. Attach mi, attack mi? Saldırsın mı, yapışsın mı? Karar verin. Bir defasında bize bir mail geldi. Ay bunlar çok tehlikeli konular. Ödev gönderilmiş mailden. Hocamız yazmış. Ödeviniz aşağıda mevcuttur. Yani İngilizce söylüyor bunu. Please do so. Please do how? Please do what? Sanırım ödevinizi yapın lütfen demek istemiş. Please do so. Olur işler. Anladık sonuçta birbirimizi. Şimdi okulun bazı gelenekleri var. ODTÜ'lü olmak için. ODTÜ'lü olmak istiyorsanız yapılması gereken bazı şeyler var. Must course. Must course bu. Hocam diyeceksiniz. Devrimde bir tane fotoğrafınız olacak. Instagram'a konacak. Mutlaka. Ha! Sonbahar yapraklarıyla fotoğraf çekinilecek sonbaharda. Böyle yaprakları fırlataraktan. Aa bak ben ondan yapmadım. ODTÜ'lü olamadım daha. Bak 3. senem hala yapmadım. Okul o kadar büyük ki. Birbirine en uzak iki bölüme gitmek 15-20 dakika yürüyerek. O da hani ben artık alıştığım için eskidenki gibi yavaş yürüsem yarım saat de olur. Hızlı yürüyün. Hızlı yürümeye alıştıracak bu okul sizi. Hayallerinizi kurarken dikkat edin. Birine sorun. İçeriden bilen birine sorun nasıl bir okuldur? Hangi dersleri alabilirim? Mesela Recombinant DNA Techniques'i alabilir miyim diye bir baştan sor. Alamayabilirsin çünkü. Bu arada biz tam şu sıralar ders seçme dönemindeyiz. İnsanlar şu an çok dertli. Beni çok iyi anlarlar. Şimdi sana bir İngilizce veya Türkçe dersi seçme prosesini real time olarak modelliyorum. Bir dakika şifremi yanlış girmişim. Tamam birinci section'a girebiliyorum. Derslerime uyuyor. Ama havacılıktaymış. Birinci section'ı geçtim. Yedinci section uyuyor bana. Doldur X, Y, Z bana bunu söylüyor. Yedinci section ama o da MM'deymiş. Onu da geç. Sekizinci section'a yetişemem. 32. section. Ha bu olur. Course capacity is full. 54. section. Kullanıcı adı, şifre. Ha bu değişim öğrencileri içinmiş. Geç. Ha bu benim dersim değil. Birinciye geri döndüm. Neyse birinciyi seçeyim bari. Havacılık mı havacılık. Gideceğiz artık. Course capacity is full. Course capacity is full! Olan bu. Her şeyi önce deneyeceksin, yanılacaksın, olmadığını göreceksin. Ondan sonra küçüklerini öğreteceksin. Küçüklerin de anlamayacak, deneyecek, onlar da yanılacak. Böyle bir proses devam ediyor. İşte gerçek bilim bu. Bugün bir laboratuvarımızda diyorlar ki koşulları biraz ağırlaştıracaklarmış gerçek hayata hazırlamak için. Daha ne kadar hazırlanabilirim gerçek hayata ben burada? Her şey çok ucuz. Okuldan çıkınca büyük ihtimalle sudan çıkmış balığa döneceğiz. Bir dakika ya çay niye 50 kuruş değil? Kavga ediyorsun büfeciyle. 50 kuruş alıyordum ben kantinde. Adam senden 1,5 lira istiyor bir çaya. Ver 50 kuruşa ver 50 kuruştu çay 50 kuruş. Arkadaşlarımı getiriyorum. Çatıda yemek yiyorlar böyle tabağını tartıyorlar ona göre bir fiyat çıkarıyorlar. Tabak şöyle dağ şeklinde dolu. 20 liradan fazla tutmamış mesela 18 lira tutmuş. Arkadaşım diyor ki burası cennet mi? Gel bir de bize sor. Acılı günler acılı acı acı işte bunlar. Çatıda yemek yiyebileceğin zamanlar saat 3 herkes öğlen yemeğini yedikten sonra. Bir de saat 8 herkes akşam yemeğini bitirdikten sonra. Bir Quidditch takımımız var. Gurur. Quidditch takımımız çok aynı zamanda esprili bir ekip. Tuvaletlerimizin arkasında sticker yapıştırılı. Yaptığını bırak ve hemen bir süpürge kap diye. Kalk Quidditch oyna anlamında söylenmiş bir şey. Altına yazılan şeyler kalemle. Emin misin? Yaptığımı bırakayım mı? Tuttuğum şeyi bırakıp süpürgeyi tutayım mı gerçekten? Önce bir ellerimi yıkasaydım. Bir de topluluk olayı var. Şimdi ODTÜ'de her şeyi zor elde etmek zorundasınız. Çünkü sizi hayata hazırlıyor. Her şey kalabalık içerisinde, kalabalığı yararak kiranalar şeklinde. Bu da bir arkadaşımın benzetmesi. Besinine senin önce koşman lazım. Bu seni hayata hazırlayan bir şey. Survival öğretiyor burada. Şimdi ilk sene bir topluluğa girdin. Sana dediler ki şu an sen çömezsin. Ancak bir sene burada kalırsan devamsızlığın şu kadarı geçmezse seneye belki aktif üye olursun. O zaman aktif rol alabilirsin. Ne kadar zor koşullara dayanabilirsen o kadar kalıcısın demektir. O yüzden seni devamlı zorluyorlar. Mesela başka bir topluluğa gireceksin. 1,5 sene hazırlık süreci. Nasıl anlatayım ki? Ulaşmak istediğin bir hedef var bu toplulukta. Hedefe nasıl ulaşabilirim diye soruyorsun. Diyorlar ki yarım dönem seminerlere geleceksin. Sonra bir başka dönem özel ders alacaksın. Sonra bir senede öf ya bunu da söyleyemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yahu ben tanışma toplantısını kaçırmış olamaz mıyım? Haksızlık değil mi bu? Ya mesela atıyorum bir topluluğumuz Türkiye çapında duyulmuşsa o topluluğa girmeye çalışmayın. Orada yorulursunuz.
Hayatınız, canınız değerli. Bunu unutmayın. Çünkü bazı günler gerçekten canınızdan bezeceksiniz burada. Ama yine de güzel bir yer. Gözünüz korkmasın. Güzel bir yer. Yani bir bahar günü, şu an bahar değil, donuyorum. O ayrı mesele. Bir bahar günü Devrim'de yatmak. Bu arada ODTÜ her zaman Ankara'dan bir derece daha soğuktur. Üşüdüm çünkü. Bazı çok değerli hocalarımız, ya bütün hocalarımız, bazı çok değerli topluluklarımız. Benim duyduğum kadarıyla, bu tamamen efsane olabilir bu arada, kimya laboratuvarlarının atıkları kimya bölümünün altındaymış hala. 60 yıldır falan. Bir gün havaya uçacak bina. Ama bu efsanedir büyük ihtimal. Yok ya, doğalgaz patlamasıdır bence. Bizim okulda bir ekip var, Anlat Hocam. Onların da kanalı çok güzel. ODTÜ hakkında dürüst ve güzel bilgiler edinmek istediğiniz zaman Anlat Hocam'ın kanalına bakabilirsiniz. Bir tane videolarında insanlara soruyorlar 5 kelimeyle ODTÜ'deki hayatınızı özetleyin diye. Bölümünüzü özetleyin diyorlar. Her bölümden insanların söylediği şey 5'te 3'ü en az uykusuzluk. Tabii ki sabahlayacaksın. Sabahlayacağını bilerek bu okula geleceksin. Çizimin mi var? Maketin mi var? Raporun mu var? Sınavın mı var? Sabahlayacaksın. ODTÜ'ye girdiğime en çok sevinen insan babam. ODTÜ'ye girdiğime en çok üzülen şey de yatağım. Buluşamıyoruz. İnsanlara soruyorlar bölümünüz hakkında komik hikayeler. Kimya bölümünden öğrenciler mesela, hepsi diyor ki rapor yazmak, laboratuvarlar. Videoyu izlerken dedim ki anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Ya tabii bir devlet okuluyuz şimdi. Hani özel okullar kadar çok fazla imkanımız olmuyor bazen. Bazı laboratuvarlarımız ahşap tezgahlarla kaplı. Yani herhangi bir yangında herkesin ölmesi amaçlanmış. Yangın çıkışları da tabii her zaman kilitli bu arada, oradan öğrenciler çıkıp sigara içmesin diye. Sigara içip öleceğine bence yangında öl daha iyi. Yani sigara süründürür çünkü, yangını tek seferde götürür. Mesela laboratuvarlarınıza en fazla 2 tane devamsızlık hakkınız oluyor. Yani ölsen dahi gelmek zorundasın o laboratuvara. Genellikle de 8.40'da olur bunlar. Kaçırdığın zaman quiz'i kaçırıyorsun. 8.40'da, hani anlamayanlar için de söyleyeyim, bizim dersler hep 40'da başlar. 30'da biter. Quiz'i kaçırırsan tamamen yok yazılıyorsun. Tamamen yok yazılıysan, rapor getirirsen seni sayıyorlar. Ama raporunu sadece Medico'dan alabiliyorsun. Bizim okuldaki hastane. Medico'daki doktor artık kaç tane karın ağrısına rapor verdi ben bilemeyeceğim. Karnım ağrıyor. Tamam. Ah. De hocana verirsin hadi. ODTÜ'lüler mezun olurken pankart falan yazarlar. Çok meşhurdur, herkes bilir. Bir yaşanmışlık öyküsü. Hocam pankartları da Turnitin'e yüklüyor muyuz pankartı var. Çocukların çektiği acıyı düşün. Raporlarını, ödevlerini Turnitin'e yüklemekten. Mesela o yine pankartlardan bir örnek. Wikipedia bir sene sonra kapatılsaydı okuldan mezun olamıyorduk. Genellikle o pankartlar zaten mezun olamama acısını dile getirir. Çünkü dersler çok zor, çok zor. Yani demem o ki, çok güzel bir yer. Kampüsümüz çok güzel. Yani keşke tabii biraz daha az sayıda insan olsak belki daha iyi olur. Ama bu sayede de yani kolektif olarak yaşamayı, simbiyoz, mutualist yaşamları anlıyoruz, öğreniyoruz. Aynı acıları çekiyoruz tabii ki. Yoldaşlık. Gerçekten de hayata hazırlıyor burası bence. Çünkü hayatta da pirana gibi olman lazım yani. İstediğini alacaksın. Kimse sana vermez Yasin. Aa, muhteşem bir hikaye. Çarşıda bizim sadece tek bir tane tuvaletimiz var. O tuvalette önce bir kat aşağı iniyorsun, sonra bir kat yukarı çıkıyorsun. Böyle bir mühendislik harikası. Ve tuvalet, 3 yıldır bu okuldayım, bir kere tuvalet kağıdı olduğunu görmedim. Adeta Trainspotting'deki tuvalet. Hiç kimse size bir şey öğretmek zorunda değil. Siz öğreneceksiniz. ODTÜ öğrencisisin. Her şeyi kendi kendine halletmek senin görevin. Görevin. Ne yapacaksın? Bir tane restorandan, çarşıdaki bir restorandan tuvalete giderken peçete alıp öyle gideceksin. Bu akıllılığı yapmayı öğretiyor sana burası. Bütün bu koşullara rağmen seviyoruz. Devrim'de oturup arkadaşlarınla bir şeyler yiyip içmek duygusunu tabii hiçbir şey karşılamaz yani, güzeldir. Binalar falan güzel bence. Mesela eski olmasından çok yakınırlar. Ben seviyorum eski olması, hoşuma gidiyor. Arada bir depresyona girersiniz ama çıkarsınız sonra. Ama güzel yani, etrafına bir bak, bir sürü ağaç var. Nerede bulacağım bu kadar ağacı? Mesela Bilkent'te ağaç nüfusunun otopark nüfusuna oranı daha düşük. Burada da tam tersi, otopark sıkıntısı var. Ey ODTÜ'lüler. Ey arabalı ODTÜ'lüler. Ey akademisyenlerimiz vesaire vesaire. Lütfen yağmurlu ve Ankara ayazının tavan yaptığı günlerde otostop alın. Lütfen.
Her şey olumsuz değil. Güzel şeyler de var. Acısıyla, tatlısıyla, şahsına münhasır bir yer burası. Pişman değiliz, evet, hiçbirimiz bence yani. Pişman değiliz. İyisi de kötüsü de ODTÜ'ce bir şey. Hani anladın mı? Hani her şey hocamca bir şey. Neyse, şimdi benim ders seçimim var. O yüzden videoyu kapatmamız lazım birazdan. Ders seçimlerinden önce falcıya gidiyorum. Section 7'yi mi alabileceğim, 34'ü mü alabileceğim diye kadına geleceğe baktırıyorum. 34 derse 7'yi hiç denemekle vakit kaybetmeyeyim diye, 34'ü deneyeyim diye. Bir ders seçimi, bak şimdi saat 9'a 1 var. Alamıyorum, dersi alamıyorum. Ben hazırlanıyorum. Aldım. Şimdi birazdan yengeç yürüyüşü yapacağım. Şaka yaptığımı düşündün. Yapacağım. Bizim bir tane hocamız vardı. Dedi ki bu dersi bırakın. Dedik ki hocam master course'umuz, nasıl bırakalım dersi? Dersi vermeden mezun olamıyoruz. Adam dedi ki olsun, bırakmazsanız da hiçbirinizi geçirmeyeceğim zaten. Gerçekten de hiçbirimizi geçirmedi. Olsundu, sonra aldık, sonra verdik dersi. Olsun, bir dönem gitti, olsun, o da öyle canı istemiş. Derste kimseyi geçirmemek istemiş canı yani. Bize bir şey öğretmekle mükellef değil. Bizim kalıp geçmemiz onu ilgilendirmez.